Merhaba arkadaşlar, ben Üçlü Hoca Sözcükte Anlam iki videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz Sözcükte Anlam bir de Gerçek, Yan, Mecaz, Terim anlamı konuşmuştuk. Hatırlayacaksınız o videoda böyle bir tablo vardı. Yaklaşık 20-25 civarında başlık. İşte geriye kalan bütün başlıkları en ince ayrıntısına kadar her şeyle sınav odaklı bu ikinci videoda izleyeceksiniz. Gelin muhteşem vurgularla bir karşılaşalım. Bakın dinlediğimize inşallah değecek bir ders olacak. İkilemeler bence Sözcükte Anlam konusunun bir numaralı konu soracağım. Mükemmel bir konudur. Bakın çok önemlidir. İkilemeler nasıl sorulabilir hocam? Şimdi paragrafta bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez diye bir soru var. Orada şıklarda göreceksiniz. İkilemelere yer verilmiştir gibi. Şimdi paragrafta zaten öyle gelecek. Onun dışında hocam kuruluşu bakımından sorulabilir. Mesela yavaş yavaş hemen hemen gibi ifadeler aynı kelime tekrarıyla oluşmuş ikilemelerdir. Veya eğri büğrü ufak tefek biri anlamlı, biri anlamsız değil mi? Biri anlamlı, biri anlamsız sözcükten oluşan ikileme. Yalan yanlış, doğru dürüst değil mi? Yakın anlamlı kelimelerden oluşan ikileme. Fısıl fısıl, yansıma sözcükle oluşan ikileme. İyi kötü, az çok değil mi? İyi kötü geçinip gidiyoruz. Az çok yaptık bir şeyler falan deriz ya. Onlardan bahsediyoruz. Aman dikkat. Zıt anlamlı kelimelerden kurulan ikileme. Ve çok daha önemlisi olur olmaz, bilir bilmez... Biri olumlu biri olumsuz. Bak bu çok önemli. Biri olumlu biri olumsuz da lütfen zıt anlam karışmasın. Dinledi ne değsin hocam? Bu anlatım bu konu her yerde var illa ki her yerden izleyebiliriz. Eyvallah ama bu kanalda olduğuna konuyu benden dinlediğine değmeli hocam. Ya küçücük de olsa bir artistimizi vermeliyiz koymalıyız ortaya. Nedir hocam o? İkilemeler şunlardır deyip 50 tane ikileme yazmak değil burada marifet. Kuruluşu bakımından sorulur. Bak çok önemli bir soru tarzıyla gidiyoruz. Bakın burası da bence altın değerindedir. Şunu aldın ya sen. Tamam hocam yat gitsin. Ivır zıvır eciş bücüş gibi ikisi de anlamsız kelimelerden de ne yapabiliriz hocam? İkilemeleri kurabiliriz. Bitti mi hocam ikilemeler? Aa. Şimdi böyle gelebileceği gibi bence bence en iddialı kullanımı burada işte. Bak bu sayfayı hiçbir yerde görmeyeceksin. Ne bir konu anlatım videosunda ne de kitaplarda asla görmeyeceğim bir vurguyu buraya taşıyorum. İkilemenin görevi sorulabilir arkadaşlar. Nasıl yani? <laughs> Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan ikilemenin görevi diğerlerinden farklıdır? Mesela cıvıl cıvıl bir kişilik derken nasıl kişilik? Cıvıl cıvıl kişilik. Burada sıfat görevinde kullanılmış. Çok önemli. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyordu derken bakın ötüşmek eylem. Nasıl ötüşüyor? Cıvıl cıvıl. Eyleme nasıl diye sorarsan zarfı alırsın. İsme nasıl diye sorarsan sıfatı alırsın. Uyuma hocam. Bak buralar çok önemli. Gerçekten her taraf cıvıl cıvıldı. İsim görevinde kullanılmış ek eylem gelmiş isim değil mi yüklem olarak kullanılmış yüklem görüntüsünde isim görevinde bu ayrıntılar unutulmasın öge olarak sorarsa tabii ki yüklem değil mi sözcüğün türünü sorarsa cıvıl cıvıl idi isim olarak kullanılmış bakın ikilemeler sıfat olabilir zarf olabilir isim olabilirmiş demek ki lütfen uyumayın hocam çok çok önemli vurgular bunlar devam ediyorum ikilemelerle ilgili bu vurgulardan sonra gelin isterseniz deyimlere bakalım Şimdi deyimler konusunda artık etekleri zil çalmak olayı bitti. Gözden düşmek, göze girmek deyimleri öldü. Bu deyimlerle işimiz yok hocam. Sen bu deyimleri biliyorsan ah, sıkıntı var demektir. Eksikler var demektir. Gel ben sana çok artistik bir taktik vereyim. Öyle böyle değil hocam. Bak. Hiç bilmediğimiz bir deyim sorulursa. Sınava girdin. Ne diyor sana? Telefon kulübesinde havai çekmek. Hadi bakalım. Hiç bilmediğim bir deyim. Sen de ben de şimdi Allah var. İtiraf etmek lazım. 2014'te KPSS'de sordu arkadaşlar bunu. TYT'de henüz kullanmadılar böyle ilginç bir deyim. Ama oldu da geldi diyelim karşımıza. Şimdi çok garip bir deyim gelirse. Önce kelime anlamına bakacaksın. Sonra mecaz anlamı bulacaksın. Ne demek hocam bu? Mesela telefon kulübesinde halay çekmek. Şimdi telefon kulübesi oldukça dar bir alan. Halay çekmek içinse meydana ihtiyaç var. Yani hocam bu deyim ne demek istiyor? Sınırlı imkanlarla çok şey yapabilmek, değil mi? Aman dikkat hocam, sordu bunu ÖSYM, e. neden tekrar etmesin benzeri bir deyimle? Lütfen uyuma. Bak buralar çok önemli. Kaçırma hocam bunları. Tekrar ediyorum. Sınırlı imkanla. Yani küçücük bir telefon kulübesinde halay çekiyor adam. Sınırlı, dar bir imkanla, değil mi? Çok şey yapabiliyor. Orijinal deyimler gelirse artık korkmak yok. Taktiğimiz belli. Önce kelime anlamı, sonra da mecazi olarak yorumlamak. Mesela eşeğin kulağına Yasin okumak. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Allah aşkına dur, Bismillahirrahmanirrahim. Bu dehim nereden geldi ya? Bu nasıl bir anlama taşıyor? Dikkat. Eşeğin kulağına Yasin okuduğumuzu hayal edelim. Eğiliyorsun ve Yasin okuyorsun. Ya nereye okuyorsun? Anlar mı adam seni? Anlamaz. Laftan anlamamak. Yani hocam senin yaptığın eşeğin kulağına Yasin okumak. Yani sen anlatıyorsun ama karşı taraf anlıyor mu? Değil mi? Laftan anlamamak anlamına gelen bir deyim. Ya da dilli düdük. Bakın dilli demek konuşkan demek belli ki. Düdükse rahatsız edici bir şey değil mi? Kimse düdük dinlemek, duymak sürekli olarak istemez. Rahatsız edici. Konuşarak rahatsız eden geveze. Bakın mantığımız taktiğimiz mükemmeldir arkadaşlar unutmayın. Sac ayağı olmak. Sac ayağı dediğinin görüntüsü hemen hemen şöyle. Tam çizemesem de üçlü yani. Hani üzerine koyarız güvecimizi değil mi? Atarız içine patlıcanımızı, şunumuzu, bunumuzu. Ondan bahsediyoruz. Yakarız şuraya da köz, ö, kozalaklar, şunlar, bunlar, altına böyle odunlar falan. Tamamdır, bundan bahsediyoruz. E bunu ayırabilir misin? Şu üç ayaktan birini çektiğin zaman durur mu ayakta? Durmaz. Destek olmak, sıkı fıkı olmak gibi anlamları gelecek bu deyim. Daha birçok deyim var. Ne bileyim, e, Baba Ali Efendisi gibi, çal yaka etmek gibi mükemmel deyimler var. Ama burada tutup da 300-500 tane deyimi yazıp, anlamlarını açıklamanın çok da bir artistik tarafı yok. Çünkü deyimler sözlüğümüz var. Siz de ben de yeryüzündeki bütün deyimleri her şeyi tabii ki açıklayamayız. Tabii ki eksik kalacağımız deyimler olacaktır. Ama içimiz çok rahat olsun. Sınavda sorulacak herhangi bir deyime hazırız. Önce kelime anlamını düşünüyoruz. Mesela Yasin okumak, eşek gibi kelime anlamlarını düşünüyoruz. Sonrasında da mecazi olarak yorumluyoruz. Deyimler daha çok mecaz anlamı ifade ederler. Sınavda da daha çok onu istiyorlar. Senin yorulmanı istiyor yani adam. Direkt gördüğünü söylemeni istemiyor. Geldik zıt anlama. Bak şimdi. Bence çok gereksiz bir konu bu, zıt anlam. Kesinlikle gereksiz. Ama öyle mükemmel 3 noktaya değineceğim ki diyeceksin ki hocam iki dinlemişiz. Yani en gereksiz konuyu bile adeta sınavın merkeziymiş gibi anlatacağım sizlere. O kadar önemli taraflarını ele alacağım. Şimdi zıt anlam biz nasıl dinledik hocam. Ya 100 yıldır Allah aşkına zıt anlamı iyi kötü, güzel çirkin. işte şişman zayıf, dar bol falan fistan böyle yapmadık mı ya? Aşağı yukarı falan. Böyle anlatmadım hocalarımız. Tahtaya yazmadılar mı 50 60 tane kelime? İyi kötü, güzel çirkin, bilmem ne, siyah beyaz falan, değil mi? Bunları yazdık, yazdık geçtik. Yapmadık mı? Yaptık. Sınavda sana iyinin zıttını sordu mu? Hayır. Kötünün a neyi soracak hocam? Bak ben sana çok artistik bir şey söyleyeyim. Bir sözcüğün zıttı ile olumsuzunu lütfen karıştırmayınız. Mesela akıllı sözcüğünün zıttı akılsız değildir. Akılsız olumsuzudur. Zıttı delidir. Başka bir şeydir. Fark etmez. Ne olduğu önemli değil. Önemli olan olumlu ile olumsuzu birbirine karıştırmaman. Yani ikilemelerde de bahsetmiştim ya. Olumlu olumsuzsa olumsuzla lütfen zıt anlamı karıştırmayınız. Bu bir. Mükemmel uyarıdır bu. Kaza açık renkliydi. Cümlesinde açık kelimesinin zıttı koyudur. Kapalı değildir. Hocam açık kelimesinin zıttı tabii ki kapalı. Fakat kaza açık renkliydi cümlesinde ancak kaza kapalı değil de koyu ile karşılanabilir. Yani hocam bir kelimenin zıttını, eş anlamlısını, şununu bununu bulurken cümledeki anlama bakmalısınız. Ya koskoca sınavda adam tutup da açığın zıttını bulunuz diyecek hali yok. Altını çizecek ve diyecek ki bu cümledeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı, zıttı ya da birazdan bakacağımız karşıt anlamlısı yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? Bir numarada kapalı ile başlayacak ben sana söyleyeyim. Ve sen çat diye kapalı işaretleyeceksin asla. Şu dakika itibariyle lütfen bir sözcüğün zıttının eş anlamlısının vesairesinin cümle içindeki anlamıyla belirlendiğini lütfen unutmayınız. Hele ki burada kaza kapalı renkli... Aa. Son dönemlerde biraz zorluyoruz bu sözcüğü aslında. Benim çayım kapalı olsun diyenleri yavaş yavaş duyuyoruz. Bir belki bir 15-20 yıla, 50 yıla belki de e, iyice yer edecektir. Şu an tam yer ettiğini söyleyemeyiz. Açığın burada zıttı koyudur arkadaşlar unutmayın. Bu da harikaydı. Geldik daha önemli bir şeye. <laughs> Aşkının hür bahçesini esaretimle donattım diyor. Aşkının hür bahçesini esaretimle donattım. Hür ve esir olmak gibi. Bazen durumlarda bu tarz durumlarda birbirine zıttı olabilir. Yani illa iyi kötü güzel çirkin demesi gerekmez. Zaman zaman aşağıdakilerin hangisinde karşıt durumlara yer verilmiştir diyebilir. Bakın karşıt durum hür olmak esir olmak sözcük bazından ziyade karşıt durum olarak karşımıza gelebilir. Bakın çok net söylüyorum içim o kadar rahat ki anlatamam. Yani o kadar konu anlattım hepsinde içim çok rahattı çünkü değindiğim noktalar çok çok önemli noktalar o kadar zevkle anlatıyorum ki anlatım, anlatış tarzından anlıyorsunuz bunu. Büyük bir heyecanla anlatıyorum. Çünkü anlattıklarımın çok önemli olduğuna inanıyorum. Zıt anlamla ilgili ben iyi kötü güzel çirkin yazıp 2-3 tane de güzel fotoğraf resim neyse çizip atabilirdim. Asla hocam sana fayda sağlamaz. Bak zıt anlamdan soru kaçırırsan bu kağıdı yak gitsin ya o zaman hiç dinlemedin kabul et. Mümkün değil. Şu anlatımdan sonra şu 3 vurgudan sonra Zıt anlamla ilgili hiçbir şeye bakmana gerek yok. Sayfalarca anlatılıyor kitaplarda. Geç Allah'ını seversen o tarz konu, kitap, konu kitaplarını. İşte olay bu. Bu kadar. Geldik eş anlama. Bak ben eş anlamı da söyleyeyim sana. Ya yıllardır kara siyah, okul, mektep, sual, soru, öğrenci talebe. Ya hangi sınavda öğrenciyi sordu? Sen neyin peşindesin ya? Ne zaman sordu? Bana de ki, hocam şu sınavda karanın yerine siyah kullandım. Mümkün değil ya mümkün değil. Yıllarca biz bunlarla kandırıldık. Yan anlamı anlatar, anlatırken bak anlatarken nasıl gaza geldiysem konuşamıyorum. Yan Hı. anlamı anlatırken masanın ayağı, çekmecenin gözü demedik mi yıllarca dedik hocam. Kandırdık yani insanları. Gereksiz örnekler bunlar. Artık bunlar öldü. Cümledeki anlama bakacaksın. O benim kara gün dostumdur. Karanın eş anlamlısı bu cümlede siyahtır hocam dersen büyük ayıp etmiş olursun. Karanın bu cümledeki eş anlamlısı olsa olsa kötü olur. Ya eş anlam ne demek? Anlamı eş demek. Yani birbirinin yerine kullanılabilir demek. O benim siyah gün dostum. Olur mu? Olmaz. O benim kötü gün dostum. Ah bu olur işte. Aman dikkat hocam. Eş anlam, zıt anlam, ve başka bir şey. Lütfen cümledeki anlama, bakma taraftarı olunuz. Gel isterseniz genel anlam, özel anlama bakalım. Ne demek hocam bu? Genelden özele, özelden genele değil. Onunla zerre kadar alakası yok. Peki nedir hocam bir bakalım örnekleri. Şu kitabı bana uzatır mısın? Bakın burada kitap sözcüğü özel anlamda kullanılmış. Yani hocam işte senin benim bildiğim kitap. Şu kitabı ver ya diyorum şuradaki kitabı. Değil mi özel anlam? Ama kitap insanın hukukunu açan bir unsurdur. Yani bütün kitaplar işte burada genel anlamda kullanılmış. Peki hocam yani nasıl sorabilir bunu? Bak ben yine bu anlatımı çok önemli hale getireceğim. Bak şimdi bu nasıl soruluyor? Sınav soru tarzı ne? Ben sana söyleyeyim denemelerde en azından sınavda henüz bu, bu tarz bir soru tarzı artistik bir şey kullanılmasa da denemelerdeki soru tarzını söyleyeyim sana. Diyor ki aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük o türün tamamını kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Tekrar aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük o türün tamamını kapsayacak şekilde kullanılmış? Yani hangisinde genel anlamda kullanılmıştır diyor hocam. Lütfen şu ikinci örneğimize dikkat ediniz. Ve cümledeki anlamı kaçırmayınız. Geldik yakın anlama. Yakın anlam benim en gereksiz gördüğüm başlıkta. Çünkü yakın anlam genelde böyle sözcük bazında değil de cümle bazında sorulur. Cümlede anlamda anlatacağım bunu daha ayrıntılı. Hani numaralı cümleler verilir. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangi ikisi Aynı anlamdadır der ya, yakın anlamlıdır, eş anlamlıdır, anlamca aynı doğrultudadır. Yani cümlede anlam soru tarzı aslında ama yine de sözcükte anlamı istiyoruz. Sözcük bazında söylemiş olayım. Beklemek durmak, üşümek donmak, söylemek demek vesaire gibi. Birbirini tam olarak dikkat karşılamasalar da yerlerini kullanabilirsin hocam. Yani çok üşüdüm yerine dondum diyebilirsin ya da kaç saattir burada duruyorum yerine kaç saattir burada bekliyorum diyebilirsin. Bunlar birbirine eşit olmamakla birlikte sıkıştığımız zaman cümle içinde yerlerine birbirlerinin yerlerine kullanılabiliyorlar. Yani yakın anlamdan kastımız o. <laughs> Haydi büyük bir heyecanlı hocam bir kendine gel tam gaz gidelim. Uyan hocam sözcükte anlamdan yaklaşık iki soru gelecek. Nasıl bir soru geleceğini de konuştuk konuşuyoruz. Eş sesli sözcük. Nedir hocam o? Yüz, bin, kır, at, gül gibi. Yazılış aynı olan ama anlamı farklı olan sözcükler. Yani ses eş sözcükler diyoruz. Bunu Allah'ını seversen geç artık ya. İlkokul düşte bitti bu. Geç bunu. Somut soyut anlam. Hocam bu da bitmedi mi aslında ilkokul sıralarında? Bitti de bitmemiş olan bir durumu var. Mükemmel bir hali var. Nedir o? Ölüm tüm ışıkları söndüren bir eldir. Ya ölüm normalde soyuttur değil mi ölüm soyuttur ya adamı görüyorsun yatıyor da ölüm nerede değil mi ölüm bir kavram nihayetinde soyut bir kavram elle tutulan gözle görülen bir şey değil bu ölüm kavramı. Fakat burada tüm ışıkları söndüren bir eldir diyor. Ölümü ele benzetmiş ele. Yani hocam somutlaştırmış. Bu cümlede somut anlamda kullanılmış. İşte buna somutlaştırma diyoruz. Ben hemen şuraya bir somutlaştırma diye yazayım. Sen de üşenme mutlaka bir yere not et olur mu? Yani hocam tutup da sana ekmek soyut mu somut mu demesin. Hocam rüyayı görüyoruz acaba somut mu? Gibi sorularla vakit kaybı yaşıyoruz değil mi sınıflarda? Yaşama işte bu vakit kaybını. Adam akıllı anlat iş bitsin. Bak şimdi bu kafayla işin zor. Kafa dediğin şey işte başımız canım. Somut değil mi tek başına kafa? Baş. Tabii ki somut. Ama bu cümlede dikkat. Bu kafayla işin zor. Yani bu gidişatla, bu akılla, bu anlayışla, bu düşünce tarzıyla a -a. işin zor. Bu cümlede soyut anlamda kullanılmış. İşte bu cümledeki uygulamaya da soyutlaştırma diyoruz. Ya da somutlaştırma yerine somutlama, soyutlaştırma yerine soyutlama diyen kitapları var. Saygı duyuyoruz. Kitaplarımıza saygı duyuyoruz hocalarımıza da tabii ki. Lütfen uyum hocam. Şu anlatım somut soyut için yeter artar. Dedim ya. Tabii ki duygular soyuttur. Hisler, nefret, sevgi soyut tabii ki. Rüya vesaire tabii ki soyut. İşte ışık, su, ekmek, sıra neyse aklına ne geliyorsa tabii ki somut. Yani orada sıkıntımız yok. Duyu organlarımızdan herhangi biri çalışıyorsa somut. Duyu organlarımız çalışmıyorsa buna soyut anlam diyoruz. Ama tekrar ediyorum somutu soyut, soyutu somut kullanımlara şu örneklere dikkat etmenizde büyük fayda var. Geldik nitel, nicel anlama. Daha çok aleste kullanıyorlar arkadaşlar bunu. Henüz TYT'de, KPSS'de çok aman aman kullanılmış bir konu değil. Nitel sözcük sayılamayan, ölçülemeyen soyut sözcükken nicel sözcük sayılabilen, ölçülebilen somut sözcüktür. Beni asla hafife almamalısın. Hafife alma beni derken e, soyut bir şeyden bahsediyoruz. Küçümseme diyoruz değil mi? Aşağılama. Nitel anlamda çantası oldukça hafifti derken e taşınabilirlik ya. Değil mi? Nicel anlam. Niceli biliyorsunuz şu C'den santigrattan hatırlayacaksınız. Santigrat yani sıcaklık ölçümü falan gibi ölçülebilir şu C santigratı hatırlatsın nicel ya da niceli cetvel kelimesiyle biraz daha şifreleyenler var ikisine de saygı duyuyoruz. Ben genelde niceli bu C'yi santigrat olarak hatırlayıp ölçülebilenler ölçülemeyenler diye hatırlıyorum bilmiyorum herkes kafasına göre burada takılabilir. Geldik deyim aktarmasına deyim aktarması anlam aktarması olarak da geçer dört türü vardır insandan doğaya yani insana ait bir özelliği doğaya aktarma durumu nasıl yani hocam? Hüzünlü bir bahar. Nasıl bahar? Hüzünlü bir bahar değil mi? İnsana ait bir özellik. Hüzün sadece insana ait. Insandan ne yapmış? Doğaya, insan dışı bir varlığa aktarım var. Doğadan insana aktarım. <laughs> Adam resmen kükredi diyor. Kükremek doğaya ait bir özellik. Doğadaki canlıya ait. insan dışı bir varlığa ait bir özellik. E kükreyen kim? Adam. Yani doğadaki bir özellik insana aktarılmış değil mi? Cebinizde kalsın uyumayın. Doğadan doğaya rüzgarlar penceremde uludu diyor. Ulumak Doğadaki bir varlığa ait bir özgü özellik. Dikkat konuşamadım. Doğadaki varlığa özgü bir özellik. O nasıl bir cümleydi ya? Rüzgarlar ifadesine ne yapmış? Uludu rüzgarlar demiş. Rüzgar doğadaki bir varlık. Ulumak e doğadaki bir varlığa ait. İşte burada bir aktarım doğadaki olayın başka bir usulü aktarımı. Hocam Allah'ını seversen devam et. Duyular arası aktarım. Keskin koku. Aman Allah'ım sakin hocam. Keskinlik dokunma duyusu. Koku koklama. ...değil mi? Duyular arı saklarım. Acı ses, acı tatma... ...ses, işitme. Yani iki farklı... ...ögenin, daha doğrusu... Ee, ...ne diyelim buna? Duygunun diyelim, duyunun diyelim... ...daha hoş olur. İki farklı duyunun... ...birbirinin yerine kullanılması. Mesela keskin rüzgar desem... ...duyular arası aktarım olur mu? Haydi dikkat. Keskin rüzgar... ...dinlediğine değsin hocam. Bunlara ihtiyacın var. Keskinlik dokunma duysuna hitap eder. Rüzgar da öyle. Dokunmaya, hissetmeye... ...ikisi de. Doğal olarak buradan bir duyular arası aktarım yok. Ama yumuşak kahkaha, kadife ses gibi örneklerde dokunma işitme var. Doğal olarak deyim aktarmasında duyular arası aktarım sanki biraz önem taşıyor. Insandan doğaya aktarımı da kişileştirme olarak biliyoruz. Şu iki başta çok ihtiyacınız yok gibi. Ad aktarması mecazi mürsel. Haydi bitiyor hocam bitiyor. Peyami Safa'yı okumayı severim. Yani adamın kendisini mi? Hayır tabii ki canım. Yazarı söyledim ben eserini kastediyorum. Ankara'nın tepkisi büyük oldu. Ankara derken şehri mi kastediyoruz? Hayır. Yeri söyleyip insanı kastediyoruz. Bir çatımız olsun yeter. Çatı derken evi kastediyoruz. Parçayı söyleyip bütünü kastetme. Tabağını bitir de öyle gidelim. Tabağı bitir derken içindekileri iç dış ilişkisi. mecaz mürsel bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden başka bir sözcük yerine kullanma. Bakın tekrar ediyorum. mecaz mürsel bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden başka bir sözcük yerine kullanma mantığını taşıyacak. Yani hocam çatıyı eve benzetmiyoruz. Çatıyı söylerken evi kastediyoruz. Tamam. Hadi cebinizde kalsın bunlar da. Bitiyor son 1-2 sayfa. Yansıma sözcük ses taklidi biliyorsunuz. Daha önce konuştuk. Çocuk mışıl mışıl uyuyordu diyor. Değil mi? Nasıl uyuduğunu söylüyor. Mışıl mışıl. Sakin, sessiz, hareketsiz demek bu mışıl mışıl. Yani duyulan bir ses değil. Yansıma sözcük yok. Bulaşıklar pırıl pırıldı. Hocam pırıl pırılı duyan var mı aramızda? Yok. Bu da yansıma değil. Kuşlar sabahleyin ötüşüyordu. Sabahleyin ötüşüyor. Ötüşmek. Hocam ötüş ötüş ötüş. Ha, duymazsın böyle bir ses. Hocam nasıl ya? Ötüşmeyi duymuyor muyum? Ya kuşların ötüştüğünü duyuyorsun da. Sen ötüş 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 diye ses duyuyor musun? Hayır. Bu da yansıma değil. E hocam sen yansıma dedin 4 örnek verdin 3'ü yansıma değil. Ya sen zaten yansıma olmayanlara dikkat edeceksin. Sen hep bunları karıştırmıyor musun? Ya sen nerede ikileme görsen yansımaya gitmiyor musun? Zaman zaman yapıyoruz. Herkese yüklenmeyelim ait. Çay fokur fokur kaynıyor. Ha? Hocam fokur fokur. Bu yansıma işte. Bu sesi duyuyorum. E hocam ben sesi fokur fokur diye duymuyorum ki. E burada da kaçak noktamız şurada işte kaçıyoruz hemen buraya. Taklidi demiştim zaten. Sesi aynen duyduğumuz ses demiyorum ki. Değil mi? Sesi taklit ediyoruz. Horul horul diye gelmiyor ki ses. O sesi biz taklit ediyoruz. Bitiyor. Bitiyor son başlığımız. Son sayfamız. Dolaylama güzel adlandırma. Dolaylama dediğimiz şey sözcükte anlamda belki de böyle cepte kalması gereken konulardan turizm yerine bacasız sanayi demek gibi. Yani hocam bir sözcükle anlatılan bir şeyi birden fazla sözcükle ifade etme, biraz da dolaylı anlatma aslında. Balık yerine derya kuzusu demek gibi. <laughs> ya da kaleci yerine file bekçisi demek gibi. Simit yerine memur kebabı. Bak bu çok artistik değil mi? Çok havalı. Bunu duymadın sen daha önce. Dur. Sende ne var? Ege'nin incisi var değil mi? Ege'nin incisi İzmir. Ya bu var. Sinemaya beyaz perde var. Biz bunu katmış olduk şimdi. Ankara Türkiye'nin kalbi. Hocam gri şehir olmaz mı? Olur. Türkiye'nin başkenti saygı duyarız. Ama Türkiye'nin kalbi biraz daha kitabi bir ifade. Kabul görmüş cepte kalsın. Güzel adlandırma ise dolaylamanın adeta bir alt başlığı gibi sanki. Yani verem diyeceğine onu biraz daha ince hastalık diye kapatmışız. Daha güzel adlandırmışız. Yani ilk söylendiğinde olumsuz şeyler uyandıracak sözcükleri ne yapmak? Biraz daha üstü kapalı olarak aktarmak. Ölüm yerine vefat etmek, Hakkın rahmetine kavuşmak, toprağa verilmek, son yolculuğa çıkmak, son yolculuk bu tarz ifadeler yerinde ifadeler. Tabut yerine tahta at. Hani genelde ünlülerin ölümünden sonra vefatından sonra deriz ya o güzel insanlar atlara binip gittiler. Onu kastediyoruz at derken tabutu kastediyoruz. Peki arkadaşlar uzattım. Sözcükte anlamın son videosuydu bu konu anlatım videosu. Bundan sonra gelecek olan videosu inşallah <laughs> uygulama videosu olacak. Çok abartmayacağım bir video yeterli olur. İnanın o video bile fazladır ama onu da atalım. Sonra cümlede anlam. Arda, arda gelecek inşallah onu. Belki aynı gün içinde de atabilirim. Bir aksilik olmazsa. Sonrasında paragraf. Bu ayın sonuna kadar. Konular inşallah bitmiş olacak. E Mart ayında çılgın ama çılgın. Bomba ama bomba. Öyle böyle değil. Hiçbir yerde görmediğiniz müthiş bir TYT kampı başlayacak. Haberiniz olsun. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere.